Evet arkadaşlar, bugün gramer dersimize devam ediyoruz. Bu gramer notlarımız internetten indirilebiliyor. istam.org.tr şeklinde bir sitemiz var. www.istam.org.tr İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi'nin kısaltması İstam. Burada tasavvuf ders notları veya ders notları diye bir link var. O linke tıkladığınız zaman Necdet Tosun diye yazar. Onun üzerine tıklayınca bir galiba görüntülü bir şey var. O başka bir şey. Tasavvuf dersleri gibi. Bir de Farsça grameri diyor. Farsça grameri yazar. Ona tıkladığınız zaman bu ders notlarımız, Farsça gramer notlarımız oradan indirebilirsiniz. Bugün sayfa 12'de soru şekli diye bir bölüm var. Soru edatları var. Oradan devam ediyoruz. Evet, silgimiz neredeydi? Şimdilik bununla sileriz. Silgi gelene kadar. Evet, soru edatlarına başlıyoruz. Koca. Küca diye yazılır. Kefle okurken kalın. Sanki kaf gibi. Koca. Nereye? Nerede? İki anlama da gelebiliyor. Koca Mirevi. Sen nereye gidiyorsun? Reften gitmek, rev muzarisi. Revem giderim, mirevem gidiyorum, mirevi sen gidiyorsun. Tu sen, koca nereye, mirevi gidiyorsun. Mera koca didi. Beni nerede gördün? Bu şeyleri görmüş müydük? Men ra ben denmiyor, mera deniyor. Men ben demekti. Ra ismin ihali. Bunu bilmiyorum, eski derslerde ya gördük veya bugünlerde göreceğiz. Efendim görmüş olabiliriz. Mera mı gördük? Ha, gördük değil mi? Aslı men ra. Beni. Men ben, ra ismin ihali beni. Ama menra'da nun düşüyor. Mera, beni. Koca, nerede? Nerede? Didi, gördün. Diden, görmek. Hatırladık mı? Diden, daha önce geçmiştir. Diden, görmek. Nun mastar nunu. Onu atıyoruz. Did kalıyor. Didem, gördüm. Didi, sen gördün. Mera, beni. Koca nerede? Didi gördün. Tu sen. Bugünkü İran Farsçasında to derler. Koca nereye? Sen nereye? Mirevi gidiyorsun. Tamam. Bak buradaki koca nereye anlamında, alttaki koca nerede anlamında. Gördük mü? Evet. Demek ki bu kelime her iki anlamada geliyor. Yazdıysanız silebilirim. Yazıyor musunuz? Tahtaya gelin. Peki yazın. Ta koca diye bir şey var. Ta e kadar gibi anlamı var. Bazen için işte gelmek için vesaire gibi değişik anlamı da olabilir. Kocanın başına gelince ta koca nereye kadar, ne vakte kadar, hatta ne vakte kadar gibi anlamlara geliyor ta koca. Evet. Yeni bir soru edatı çi.
Eski Farsça'da bu şekilde, yeni Farsça Ç diye okuyorlar. Ne demek? Bunları siliyorum, yazdınız herhalde. Eski Farsça'da Çi, modern Farsça'da Ç diye okuyorlar. Ne sorusu? Şumasiz Çemiguyi, ne diyorsunuz? Veya Çemiguyi, siz ne diyorsunuz? Goften demek, söylemek. Gu muzarisi. Hatırladık mı? Geçmiştir herhalde. Ha? Goften demek, söylemek. Muzarisi gu. Guyem derim. Mi guyem diyorum, söylüyorum. Mi guyi, mi guyet. Mi guyim, mi guyid diyorsunuz, söylüyorsunuz. Şuma çe mi guyid. Siz ne diyorsunuz, ne söylüyorsunuz? Çe veya çi. Ne diyorsunuz? Çi, bir de berayçi. Berayi, berayçi veya berayçi. Niçin? Ne için? Ne için? Çera. Çira veya çera. Neyi? Ra ismin ihaliydi. Ali ra, Ali'yi. Çera. Neyi? Ha, az önce koca geçmişti. Değil mi? Ez koca nereden? Nereden? Ez, dendan takısı. Koca, nerede ve nereye gibi anlamları vardı. Ez, koca, nereden? Bu güzel kitabı nereden satın aldınız? Diyeceğiz. Bu güzel kitabı nereden satın aldınız? Ez, koca, nereden? Şimdi bu neydi? İn. Kitap, kitap. Güzel kitap. Güzel kitap, kitabı ziba. Ziba veya kaşeng gibi şeylere vardır. Bu da güzel demektir. Bu güzel kitabı, ismin ihali. İn kitabı ziba ra. Bu güzel kitabı nereden? Ez koca, nereden? Satın almak hariden. Daha önce geçti mi? Satın almak hariden. Aldım. İn kitabı zibara, bu güzel kitabı ez koca nereden haridi, satın aldın. Hariden, satın almak. Muzarisi har gelir. Biliyorsunuz bütün fiillerin bir mazi kökü vardı, bir de muzari kökü. Yani bir dili geçmiş zaman kökü var, bir de geniş zaman kökü vardı. Hariden, satın almak. Nunu attığımız zaman, ki o mekmak anlamında mastar nunu, harit kalıyor. Harit mazi kökü. Haridem, satın aldım. Haridi, sen satın aldın. Harit, o satın aldı. Haridim, haridid, haridend diye devam ediyordu. Geniş zaman kökü har. Harem, satın alırım.
Mi harem satın alıyorum şimdiki zaman. İn kitabı zibara, bu güzel kitabı ez koca nereden haridi satın aldım. Kitabı ziba, güzel kitap, sıfat tamlaması. Sıfat tamlamaları ve isim tamlamalarında birinci kelime ikinci kelimeye bu şekilde esre ile bağlanır. Esre harfinin manası. Harfi yerinde mesela. Güzel kitap. Burada bak sıfat tamlaması yapmak için kullanıyoruz. Mesela kitabı buzurg, büyük kitap. Büyük, buzurg, büyük bir sıfattır. Büyük kitap. Kitabı yine esre. İsim tamlamalarında kitabı Ali. Ali'nin kitabı. Daha onlar gelmedi. Gelecek herhalde bugün değil mi? Evet. İsim tamlamaları belki bugün gelecek. Burada aitlik hocam. Ziba ha, hayır. Yoksa aitlik değil. Ziba tek kelimedir. Peki. Güzel demektir. Ziba tek başına güzel demektir. Ziba. Tek kelime. Ziba. Ha. Kitabı. Şu ı nereden geliyor? Ra'dan geliyor. Tamam mı? Evet. Başka bir soru edatı ki bunları yazısını sileyim. Başka bir soru edatı ki kim demektir? Kim? Diruz dün behane-i-tu senin evine ki Ahmet kim geldi? Daha önce geçmiştir değil mi? Diruz demek dün. Behane-i-tu senin evine hane ev hane-i-tu senin evin hane-i Ali, Ali'nin evi. İsim tamlaması. İsim tamlaması. Hane kelimesi sonraki kelimeye esreyle bağlanmak zorunda. Ama hane, sonunda okunmayan bir H var. H-i resmiye diyoruz. Okunmayan H olduğu için mecburen kaynaştırma harfi gibi bir hemze koyuyoruz. O hemzeye esre veriyoruz. Hane-i tu. Senin evi. Ne? Ve ismin e haliydi. Diruz dün behane itto senin evine ki Ahmet. Kim? Ahmet geldi. Ahmet'den gelmek. Ahmet'den Ahmedi Ahmet. Dün senin evine kim geldi? Demek ki buradaki ki neymiş? Kim sorusu. Bir de İsmi mevsul yani ellezi, elleti gibi Arapçadaki bir de o ki'ler var. İleride gelecek onlar. O ismi mevsul, o başka. Key. Yeni bir soru edatı. Bunu siliyorum. Key. Ne zaman? Bunu modern İran'da ki gibi çok ince okurlar. Key ne zaman? Şuma ez Fransa key amedid. Siz Fransa'dan ne zaman geldiniz? Ahmet'den gelmek. Amedid geldiniz. Şuma siz ez Fransa Fransa'dan key ne zaman Ahmedit geldiniz? Ha bir de az önce Ç geçmiş diye burada da var. Çetor diye bir şey var. Çetor nasıl demektir? Aslında çi tavır. Çi neydi? Ne? Tavır, tavırı. Ne tavırı, ne şekilde, ne durumda. Ama işte dönüşüyor kelime çetor. Nasıl? Şuma
as Fransa Çetor nasıl? Ahmedid. Nasıl geldiniz? Key ne zamandı? Çetor nasıl? Geldiniz. Yani karayoluyla mı, hava yoluyla mı mesela? Cevap ma biz as Fransa Fransa'dan ba ile hava peyma hava yolu ile yani uçakla Ahmedim geldik. Ma biz as Fransa Fransa'dan ba ile demektir. Hava peyma hava yolu ile uçak. Ahmedim geldik. Evet, bunları yazdınız mı? Ki kim demekti? Onu az önce yazdık. Beray içindir. Beray ki kim için? Kim için? O da burada var. Kira ki kim? Ra ismini ihali. Kira kimi? Tu der medrese kira didi. Kimi gördün? Sen okulda kimi gördün? Gibi. Ki kapalı he. Ra gibi. Çü, çün, çenin gibi kelimeler var. En çok çün kullanılır. Etekiler biraz eski metinlerde nadiren. Çün kelimesi arkadaşlar çok anlamlı bir kelime. Çün kelimesi. Mesela Mevlid'de geçiyor. Hak Teala çün yarattı Adem'i kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Ne demek çün yarattı? Yaratınca, yarattığı zaman, ınca, dığı zaman eki. Çün. Bu çün kelimesi soru evet olursa nasıl ve ne zaman gibi soru evet olursa nasıl ve ne zaman gibi değişik kullanıldığı yere göre değişik anlamlara gelebiliyor. Ama soru evet değilse ınca dığı zaman Arapçadaki izâ var ya izâde hep tü gittiğim zaman gidince gibi Hak Teâlâ çün yarattı Adem'i Allah-u Teala Adem'i yarattığı zaman, yaratınca kıldı Adem'le müzeyyen alemi, kainatı, dünyayı Adem'le süsledi. Ondan sonra çün, madem ki, çünkü gibi, hatta gibi, teşbih edatı, benzetme edatı olunca gibi. Böyle çün kelimesinin çok farklı anlamları vardır. Geçtiği yere göre anlam vereceğiz. Mesela şunla ilgili. Çün handem ez kitap kitaptan okuyunca handen okumaktı. Handem okudum. Çün handem okuduğum zaman kitaptan okuyunca müteveccih mişevem modern Farsça anlıyorum demektir. Ama eski Farsça bu kelime pek kullanılmaz. Mi fehmem anlıyorum. Veya modern Farsça'da müteveccih mişevem. Kitaptan okuyunca önceye geçin. Bazen madem ki çünkü hatta gibi hiç anlamına gelir. Soruya edatıysa nasıl ve ne zaman anlamına gelir. Geçtiği yere göre mana veririz.
Şetor'u söyledik. Kudam hangi? Kefle Kudam diye yazılır. Okurken böyle sanki kaf gibi Kudam diye kalın okunuyor. Heh. Yazdınız mı? Hangi? Kudam danişgah hangi üniversite? Bihter Est daha iyidir. Kudam danişgah Bihter Est. Danişgah üniversite. Danişke de fakülte. Danişgah üniversite. Kudam danişgah Bihter demek daha iyi. Dir. Hangi üniversite daha iyidir? Ki Ahmet kim geldi? Çend kaç? O da bir soru edatı. Çend kaç demek? Kaç tane gibi? Hı? Sileyim mi? Danış kede. Danış kede fakülte. Danışgah üniversite. Mesela ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Nasıl diyeceğiz? Öğrenci danışçı. Ben danışkede-i ilahiyatı danışgahı Marmara hestem. Danışçı öğrenci. Öğrencisi yim. Hestem yim. Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin öğrencisi yim. Kısa söylersek men danışçı hestem veya men talip hestem. Kalem bitmeye başladı. Ben danışçı öğrenci hestem öğrenciyim. Kısaca böyle değil. Ben danışçı hestem. Ben öğrenciyim. Ama uzun söylersek men danişçuyi danişkede-i ilahiyatı danişgahı Marmara hestem. Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin öğrencisiyim. Böyle söyleniyor. İzafet, bak hep izafetle esere bağlıyor. Görüyor musunuz? İlahiyat Fakültesi'nin öğrencisi anlamında. Onun için esereyle böyle hep isim tanımlaması gibi geliyor. Hestem. Ben öğrenciyim. Veya men muallim hestem. Ben öğretmenim.
Şimdi peki ben öğrenciyim böyle söylüyor. Sen öğrencisin nasıl söylenir? Tu danişçu hesti. Sen öğrencisin. O öğrencidir. O danişçu est. O öğrencidir. O danişçu est. O öğrencidir. Biz öğrenciyiz. Ma biz danişçu öğrenci hestim. Biz öğrenciyiz. Siz öğrencisiniz. Şuma siz danişçu öğrenci hestid. Siz öğrencisiniz. İşan onlar danişçu öğrenci hestend dirler. Tamam mı? Yazan birisi okusun bakalım şu tahtadakileri. Cemal oku bakalım. Men danişçu hestem. Tu danişçu hesti. O danişçu est. Ma danişçu hesti. Şuma danişçu hesti. İşan danişçu hestend. Evet. İşan danişçu hestend ne demek? Onlar öğrencidirler. Dirde hocam niye est yaptık? Est diye gelmiyor işte. Est diye geliyor. O öğrencidir. Ben öğrenciyim. Sen öğrencisin. O öğrencidir. Mazi fiil gibi mi olacak? Mazi fiil gibi mi olacak? Est'in çekimini yapıyoruz. Est dırdır değil mi? Kâne fiil. Ha, o işte. Tamam mı? Böyle. Modern Farsça'da bu şekilde geliyor. Eski Farsça'da sadece est var diye. Men yani. Danişçuyem. Eski Farsça'da men danişçuyem. Tu danişçuyi öğrencisin. O danişçu est gibi eski Farsça'da böyle gelirmiş. Modern Farsça'da böyle geliyor. Mesela telefon açtım ilk defa birisine. Deniyor, ben Ahmet'im. Merhabalar ben Ahmet'im diye isim. Men Ahmet hestem. Ben Necdet Hestem. Ben Necdet'im. Telefonu ilk defa kendini tanıtıyorsun ya. Böyle. Modern Farsça'da böyle. Eski Farsça'da işte mim ye getirerek yapıyorlarmış. Onları göreceğiz gene. Evet. Mera koca didi. Beni nereye gördün? Tahtaya almıştık. Çen değil mi? Şimdi Çen'de geldik. Kaç demekti? Sonra edatlarından. Çent, kaç. Bunları aradan böyle cümle olarak girmiş olduk. Çent, kaç. Şimdi soru edası olursa çent kaçtır? Normal bir edası olursa birkaç. Tamam mı? Birkaç. Yani birkaç arkadaş. Şuraya gittik diyorsun mesela. Tamam mı? Several, İngilizce several gibi. Birkaç. Kaç yaşındasın mesela? Çent sal darit. Çent sal. Sal bir anlamı yıl, bir anlamı yaş. Burada yaş anlamında. Daştan olmak, sahip olmak anlamında. Kaç yıla sahipsiniz demeyiz de. İşte öyle söylüyor. Darit. Kaç yaşındasınız? Çent sal darit. Kaç yaşındasınız? Kaç yıla sahipsiniz gibi yani kırık kırık mana versek sanki öyle ki kaç yıla sahipsiniz gibi oluyor. Yani how old are you? How? Değil mi? Yaş İngilizce. How old? How demek? Nasıl demek? Ne alakası var şimdi? Kaç yaşındasın diyoruz adama. How old diye, how diye başlıyorsun yani nasıl diye başlıyor. Old işte yaş veya yaşlı hatta eski. Yani şunu demek istiyorum. Dillerde mantık bazen duruyor. Yani bu niye böyle? Ne bileyim böyle söylüyor işte. Daştan sahibim, dar muzaresi, dari sahipsiniz. Kaç yıla sahipsiniz yani kırık mana versen böyle ama kaç yaşındasınız böyle söyleniyor. Tamam mı? Dillerde mantık olmuyor. How old are you today? Bugün kaç yaşındasınız mesela? How demek nasıl demek? Old demek işte yaşlı demek. Nereden tutsan tutulmuyor yani.
Ama mantık yok. Öyle söylüyor İngiliz. Evet. Ha, kent ile ilgili bir soru şeyi daha yazalım. Mesela pazardan kaç elma satın aldın? Veya Ali diyelim. Ali kaç elma satın aldı? Ali pazardan çent kaç sip evet harit satın aldı. Ali ez bazar pazardan çent sip kaç elma harit satın aldı. Ali pazardan kaç elma satın aldı. Şimdi bir de soru olmayan çente örnek verelim. Fatıma İmruz, modern Farsça'da Emruz, İran Farsçası, bugün çent gulabi armut Hordan yemek. Hordem, hordi, hort, yedi. Çent, bakın burada soru cümlesi de olabilir, düz cümle de olabilir. Sonunda eğer nokta varsa, o zaman bu birkaç anlamında. Şimdi Fatıma İmruz bugün çent gulabi birkaç armut hort yedi. Burada çent ne oldu? Birkaç. Sondaki noktadan anlıyoruz ki bu soru değildir. O zaman Fatıma İmruz veya Emruz çent gulabi birkaç armut bugün Fatma hort yedi. Eğer nokta değil de soru işareti olsaydı o zaman çent soru olacaktı. Kaç? Fatma bugün kaç el armut yedi? Soru işareti olacaktı. Demek ki çent kelimesinin iki anlamı da soru işaretini anlayacağız. Kitabımızdaki bir örnek var. Ezmen benden çimi hahet. Ne istiyor? Ali benden ne istiyor? Veya Ahmet ezmen benden çimi hahet. Ne istiyor? Hasten istemek. Hah muzareti. Daha önce geçti miydi? Hasten geçmiştir. Hasten istemek. Hah muzarisi. Gelecek zaman böyle yapıyorduk. Ha hem reft gideceğim falan. O zaman söylemişizdir. İstemek fiili. Ha hem isterim. Ha hi istesin. Ha het ister. Ahmet ezmen benden çimi ha het. Ne istiyor? Ahmet benden ne istiyor? Çi ne? Veya çe. Evet. Ha soru edatları oraya bir şey daha ekleyin. Kitapta yok. Mi sorusu Farsça'da yoktur. Vurgu ile yapılır diye oraya bir şey ekleyin. Mi sorusu, mi mı sorusu. Ali geldi mi? Bu kitap mı? Vesaire diyoruz ya. Mi mı sorusu Farsça'da yoktur. Onun için bir soru edatı yoktur. Vurgu ile yapılır. Diye bir not ekleyin. Mesela in Ali est. Bu Ali'dir. Nokta. Bu Ali'dir. Düz cümle. Peki bu Ali midir? Mi sorusu. Bu Ali midir? Diye soracağız. Dedi ki mi sorusu Farsça'da yok.
Gene aynı. İn. Sonunda soru işareti koyduğumuz zaman bu Ali midir? Okurken veya konuşurken in Ali est, bak est, son heceyi vurgulayarak ve biraz uzatarak in Ali est, bu Ali midir? Oluyor. Bu kitaptır. In kitap est. Bak, ses durumu iyi dinleyin. In kitap est. Bu kitaptır. Bu kitap mıdır? In kitab est. In kitab est. Bu kitap mıdır? Bele veya beli. Evet. Bele veya beli. Evet. In kitab est. Bu kitaptır. Hayır veya ne hayır? Hayır. İn kitap nist. Bu kitap değildir. İn kitap nist. Bu kitap değildir. Ne hayır değil mi? Hayır değil. Evet. Ne de oluyor. Sadece ne. Ne hayır. Demek ki Farsça'da mimi sorusu yoktur. Soru edatı yoktur. Yazıda sonuna soru işareti koyarak soru olduğunu belirtiyoruz. Okumada veya konuşmada son heceyi vurgulayarak. Mesela siz Ankara'ya gittiniz mi? Mi yoktu. Siz Ankara'ya gittiniz diyeceğiz. Ama vurgulayarak şu ma be Ankara reftit. Bak, reften gitmek. Reften gittim, refti gittin, ref gitti. Reftiyim gittik, reftit gittiniz. Gittiniz, yok gittiniz mi aynı. Yazayım mı? Sonuna nokta koyarsanız, nokta olduğuna göre soru işareti yok. Düz cümle. Şuma siz ve Ankara, Ankara'ya reftit gittiniz. Siz Ankara'ya gittiniz. Soru işareti koyarsak, siz Ankara'ya gittiniz mi? Oldu. Nasıl okuyoruz? Şuma ve Ankara reftit. Şuma ve Ankara reftit. Tit. Son heceyi vurgulayıp biraz uzatırsak soru oluyor. Siz Ankara'ya gittiniz mi? Onun haricinde mi, mi, eki yok. Tamam mı? Arapça var. Hel var. Hel, zehepte gittin mi? Veya ezehepte. Ama Farsça'da böyle bir ek yok. Mi, mi için. Tamam mı? Böyle bir soru eki yok. Şimdi geldik izafet hali diyor sayfa 12'de. Tamlamalar. Tamlamalar, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Şimdi şunları sileyim. Yeni bir konuya geçiyoruz çünkü. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Peder neydi? Baba. Ahmet isim. Ahmet'in babası diyeceğiz. Pederi Ahmet. Ahmet'in babası. İsim tamlamalarında birinci kelime, ikinci kelimeye esreyle bağlanır. Eğer zincirleme isim tamlamasıysa hepsi birbirine esreyle bağlanır. Tamam mı? Zincirleme isim hepsi birbirine esreyle bağlanacak. İsim tamlaması. Ahmet'in babası. Sıfat tamlaması. Sip elma. Şirin tatlı. Şirin
Tatlı. Şimdi sip elma, şirin est dersek tatlıdır. Normal düz cümle oldu. Değil mi? Düz cümle. Sip elma, şirin est tatlıdır. Fakat şu anda biz bir cümle yapmıyoruz. Tamlama, sıfat tamlaması yapacağız. Tatlı elma diyeceğiz. Tatlı elma yedim, tatlı elma gördüm gibi. Birinci kelimeyi ikinci kelimeye esele bağlıyoruz. Sibi şirin, tatlı elma. Tatlı elma. Sıfat tamlaması oldu mu? Acı biber, tatlı elma. Bak hep bunlar sıfat tamlaması. Pederi Ahmet, Ahmet'in babası. Burada yine ki şu esiden geliyor. Buradaki sıfat tamlaması da şu esiden dolayı bu şekilde olmuş oluyor. Birinci kelimeyi, ikinci kelimeye, sıfata, ismi sıfata, esile bağlıyoruz. Sıfat tamlaması, ismi isme, esile bağlıyoruz. İsim tamlaması oluyor. Takısız isim tamlamasında kesici oluyor mu? Oluyor. Kapı oluyor. Sen çamaşır makinesi dersini şimdi onlar yine göreceğiz. Yani yine böyle söyleniyor. Sadece bir maklup ve maktu izafetler var. Birazdan onlar gelecek. Maktu izafetler var. Onlar gelecek. Şimdi sayfa 12'de isim tamlamalarından devam ediyoruz. Çeşmi peder. Babanın gözü. Çeşm göz. Çeşme. Çeşm göz. Çeşme pınar demektir. Evet, benziyor. Şimdi ebru-i şuma, sizin kaşınız. Ebru ebru demek kaş. Şuma demek siz. Ha, sizin kaşınız diyeceğiz. Şimdi neydi kaidemiz? Birinci kelime, İkinci kelimeye es ile bağlanacak. Peki ebru'nun sonunda okunmayan bir met uzatma anlamındaki vav var. Şimdi buraya versek ebru vi olsak ne oldu? Vav okuduk. Halbuki bu vav okunmuyor. Bu vav okunmuyor. O zaman bir kaynaştırma harfi ye. Ye'nin altına es ile veriyoruz. Ebru'yi şuma. Sizin kaşınız. Veya ebru'yi Ahmet. Ahmet'in kaşı. Demek ki böyle med vavıyla veya med olan ayak, ayak alanı pa. Pa demek ayak. Ha. Ali'nin ayağı diyeceğiz. Ali Ali. Pa da ayak. Şimdi kaidemiz neydi? Birinci kelime, ikinci kelime esrele bağlanacak. Ama burada med var. Mecburen bir kaynaştırma harfi ye. Onun altına esreyi veriyoruz. Pa'yı Ali. Ali'nin ayağı. Demek ki vav gibi, elif gibi metler gelirse onlara ne yapıyoruz? Kaynaştırma harfi olarak y koyuyoruz. Bir istisna durum daha var. Kapalı hane, kapalı h ile bitiyorsa hane. Bakın. Hane ev demek. Ali'nin evi diyeceğiz. Ali Ali. Hane ev. Kaidemiz neydi? Birinci kelimeye, ikinci kelimeye esre ile bağlayacaktık. Ama buraya esre hemen versek hanehi olur. Halbuki bu okunmayan bir he. Mecburen bir hemze, kaynaştırma harfi olarak. Hemzenin altına esre, hane-i Ali. Ali'nin evi. Hane-i Ali. Ali'nin evi. Demek ki kapalı he ile, daha doğrusu okunmayan he, kapalı he demeyeyim de, okunmayan he, ha-i resmiye ile bitiyorsa, hemze, hemzenin altına esre. Hane-i Ali. Ali'nin evi. Hocam ha, ye niye demedik? Hane-i. Ha, dile kolay gelsin diye diyebilirler ama edebi olan budur. Edebi olan, doğru olan budur. Kapalı h'lerde sürekli hemze ile kaynaştırma harfi hemze gelir. Ama şeyde dile kolay geliyor diye bazen telaffuzda olabilir. Ama doğrusu edebi olan budur. Edebi olan budur. İşte tahtın ayağı anlamına kelime kelime bakarsak ama payitaht başkent demek tabi. Payitaht başkent anlamında kullanılıyor. Şimdi
Buradaki örnekler Çeşmi peder, babanın gözü. Ebru'yi şuma, sizin kaşınız. Gülabi'yi dosti şuma, sizin arkadaşınızın armutu. Zincirleme isim tamlaması. Gülabi demek armut. Sondaki ye'nin de altına ese koyuyoruz. Bak orada tam belirgile şey değil. Biraz büyütün o. Gülabi'yi dosti şuma, sizin arkadaşınızın armutu. Pencere demek. Neyle bitiyor? Okunmayan bir H ile bitiyor. H-i resmiye diyoruz buna. Yani resmi var, şekli var ama pencere diyor muyuz? Demiyoruz. Hane diyor muyuz? Demiyoruz. Yani H çıkmıyor sonunda. Okunmuyor, hiç okunmuyor bunlar. Görüntü var, resmi var, sesi yok. Onun için H-i resmiye diyorlar bunlara. Bu tür durumlarda ne yapıyorduk? Hanede olduğu gibi hemze koyuyorduk kaynaştırma fırak. Pencere-i utakıman. Utak demek oda. Utakam odam. Utakat sen odan. Utakaş on odası. Utakıman odamız. Pencere-i utakıman odamızın penceresi. Bu bitişik şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Zamirleri. Utakıman. Pencere-i utakıman. Odamızın penceresi. Utak oda. Utakam odam. Utakat odan. Senin odan. Utakaş on odası. Kitabem, kitabet, kitabeş. Kitabıman, kitabıtan, kitabışan gibi. Pencere-i utakıman odamızın penceresi. Okunmayan heyle bittiği için hemze ve esre. İsim tanımlamasına örnekti bunlar. Sıfat tanımlamaları Sibi şirin, tatlı elma. Murgi buzurg, büyük kuş veya büyük tavuk. Murg kelimesi hem kuş hem tavuk anlamına gelir. Buzurg büyük demektir. İstifattır. İsim sıfata esreyle bağlanınca ne oluyor? Sıfat tamlaması oluyor. Murg demek tavuk veya kuş, iki anlamına gelir. Buzurg büyük. Bakın fark ettiğiniz bir şey var değil mi? Türkçede büyük kuş, küçük kuş, tatlı elma sıfatlar başta, Farsçada ise sıfatlar sonda. Ha, murg birinci kelime sıfata esre ile bağlanacak. Murgi buzurg, büyük kuş veya büyük tavuk. Birinci kelime ikinci kelimeye esrede bağlanıyor. Tıpkı isim tamlamalarında olduğu gibi sıfat tamlamalarında böyle. Not. İsmin failiyet, mef'uliyet, izafet hali olabilir. İzafetler yani isim tamlamaları Arapçadaki gibi muzaf, muzafun ileyhi ikilisinden oluşur. Şimdi isim tamlamaların şekillerinden bize bahsediyorum. A. Şekil yönünden isim tamlamaları nasıl olurmuş? 1. İzafeti tam. Mesela deri danişkede, fakültenin kapısı. Deri, R'nin altına esre koyabilirsiniz. Deri danişkede, fakültenin kapısı. Der, kapı demek. Bir de ismin D takısı vardı. Der medrese, okulda. O harficer, prepositions olursa D'da takısı. Der medrese, okulda. Derhane. Derhane, evde. O da D takısı, evde. Deri, hane, evin kapısı. Oradaki, baştaki der, kapı anlamında. Onun için isimdir ve onun için esreyle bağlanıyor. Deri, hane, evin kapısı. Karıştırmayın. Ha, izafeti tam. İzafet bağı olan esre var. İzafet bağı olan esre varsa buna izafete tam diyoruz. R'nin altında esre var. Deri diye. Şimdi geldik işte o konulara. Sayfa 13. İkincisi izafeti maktu, kesilmiş izafet. Yani esreyi kesip atıyorsak ve cezim kalıyorsa buna izafeti maktu diyoruz. Ne demek maktu? Kata'a kesmek. Maktu kesilmiş.
Sahip dil. Sahibi dil demiyor. Bak sahip dil. Sahip kelimesi diye yapılan kelimelerde zaman zaman böyle efendim isim tamlamalarında sahip dil. Dil Farsça gönül demek, kalp demektir. Sahibi dil. Gönül sahibi, gönlün sahibi, kalp sahibi anlamında. Ama sahip kelimesi diye yapılanlarda sahibi dil demiyoruz da esreyi, şu esreyi kesip atıyoruz. Maktu oluyor, kesilmiş oluyor, esre atılmış oluyor. Cezim kalıyor, sahip dil. Veya sahip kıran. Sahip kıran. Güç sahibi demektir. Kıran, güç kuvvet demektir. Güç sahibi. Sahibi dilen. Şimdi burada sahiple yapılan tamlamalarda bu esreyi atıyoruz. Kesip atıyoruz. Sahip dilem, gönül sahibiyim gibi. Yani ben anlamında olabilir. Ha, bu sahip kıran gelince bu genellikle padişahlar için kullanılır. Mesela işte Fatih Sultan Mehmet Han sahip kıran hazretleri, yani güç sahibi anlamında. Emir Timur sahip kıran diye geçer. Emir Timur sahip kıran diye geçer. Bunu kıran kelimesini bilmeyenler, hareke yok ya eski metinde, sahibi Kur'an falan diye okurlar. Öyle okumayın. Sahibi Kur'an falan değil. Kur'an sahibi, imanlı Kur'an öyle değil yani. Tamam mı? Bir de sermaye var altında değil mi hocam? Şu dipnotta. Ha. Sermaye efendim. Bildiğimiz sermaye değil mi? Evet. Ser ana para diyoruz ya. Ana para. Ana para. O gibi. Ser baş demektir. Ana anlamında. Maye işte paranın başı. Paranın anası gibi. Sermaye. Seri maye demiyoruz. Sermaye diyoruz. Paranın başı. Anası. Temel para. Üçüncüsü izafeti maklub. Maklub kalp olmuş. Tersine dönmüş demektir. Tersine dönmüş izafet. Abı gül. Gülün suyu veya gül suyu olacaktı. Abı gül. Gül suyu veya gülün suyu olacaktı. Fakat bunu burada gül başa geliyor, ab sona geliyor, tersine dönüyor, gülab oluyor. Gülab, gül suyu demektir. Tamam mı? Doğrusu gülab mı şimdi? Gülab daha yaygın kullanılıyor. Abı gül deseniz de gene anlaşılır ama gül suyu için gülab daha çok kullanılıyor. Hatta mesela gülabdan, gülab gül suyu koyulan şişeler var ya böyle. Gülaptan, gül suyu koyulan cam şişelere gülaptan denir. Dan ismi alettir. Gül suyu koyma aleti şişesi anlamında. Ha. Türkçe'de hatta sonuna bir de lık eklemiş gülaptanlık derler mesela Osmanlı'dan. O böyle cam estetik cam şişede vardır. Gül suyu koyma şeyi. Gülaptanlık derler. Tıpkı çaydanlık dediğimiz gibi. Çay, çaydan, çay koyma yeri. Çaydan. Çay koyma yeri demek ya veya çay koyma aleti demek. Daha ne ki? Bir de lık Türkçe bir ektir. Türkçe bir ektir. Onu da eklemişiz sonuna. Böyle bir şey üretmişiz. Çaydan, çaydan. Orada sorun yok. Orada çünkü daha ne ki yok ya. Tamamen Türkçe o. Tuzuk tamamen Türkçe. B. Mana yönünden izafetler. Şimdi öteki üç tanesi şekil yönündendi. Mana yönünden izafetler. Bir, izafeti mülki. İki, izafeti tahsisi. Üç, izafeti beyani. Dört, izafeti teşbihi. Beş, izafeti istiari. Şimdi bunlar ne? İzafeti mülki, muzafun ileyhi, kabili malikiyet olan izafetlerdir. Yani ikinci kelime, bir şeye sahip olabiliyorsa ona mana yönünden izafeti mülki denmiş. Hane-i Yusuf, Yusuf'un evi. Yusuf bir insandır. Bir ev sahibi olabilir mi? Olabilir. Kabili malikiyettir. Dolayısıyla
Yusuf'un evi demek, Yusuf'un sahip olduğu, Yusuf'un malik olduğu ev anlamında. İkincisi, izafeti tahsisi. Muzafın, yani birinci kelimenin, muzafın ileyhi, ikinci kelimeye aidiyetinin anlaşıldığı izafetler. Zini, har. Zin demek eğer. Har demek eşek. Zini, har, eşeğin eğeri. Eğer insanda olmaz. Eğer nerede olur? Eşekte olur. Eşeğe mahsus. Eşeğe ait eğer anlamında. İzafeti tahsisi. Üçüncü, har eşek değil mi hocam? Har eşek. Hatta Mesnevi'de har breft hikayesi vardır. Har, biliyor musunuz? Har breft. Eşek gitti. Eşek gitti. Har eşek yok. Muzari kökünün başına B gelirse emir olur. Brev veya bro git. Ama mazi. Mazinin başına gelen B'ler zaittir. Hiçbir anlamı yoktur. Har reft demek aslında. Har eşek, reft gitti. B zaittir. Onlar gelecek, zait B'ler. Har breft hikayesi vardır Mesnevi'de. Biliyor musunuz hikayeyi? Hani Şerbettin Gülüman. Yok. Şimdi adamın birisi işte eşeğine binmiş. Bir şehre gidiyor. Akşam hava kararmış. Orada işte kervansaray, han, yani bugünkü otel gibi bir şey olsa orada kalacak. Öyle bir şey yok. Hava kararmış. Bir köyde veya bir kasabada sormuş, demiş burada bir dergah var mı? Çünkü dergahların, tekkelerin öyle bir vazifesi de var. Hanın, kervansarayın, yani otelin olmadığı yerde yolcuların konaklayabileceği, ücretsiz yemek yiyebileceği mekan, fakir fukaraya ve yolcuların hizmetleri var dergahların. Diyorlar işte var, şurada bir dergah var kasabanın içinde. Gidiyor, selamünaleyküm diyor, ben Tanrı misafiriyim. Dervişler hoş geldin diyorlar, buyur diyorlar. İşte yol, o misafiri dergahın içine alıyorlar. Eşeğini de ahıra bağlıyorlar. Ama dervişlerde biraz üzüntü var. Hüzünlüler. Misafir gelmiş, ikram edecek bir şey yok. Eskiden fakirlik çok. Derken dervişlerden birisi sessizce çıkıyor. Ahırdan misafirin eşeğini çözüyor. Pazara götürüyor. Satıyor. Parasıyla erzak, merzak, gıda bir şeyler alıyor. Dergaha geliyor. Bir taraftan kazanlar kaynıyor, yemekler pişiriliyor. Tencereler kaynıyor. Bir taraftan da mahalledeki konu komşuya haber ediyorlar. Bu akşam dergahta ziyafet var, buyurun. Neyse, konu komşu da geliyor. Namazlar kılınıyor, yemekler yeniyor. Ondan sonra zikre başlıyorlar işte. La ilahe illallah, Allah. Bu nasıl zikrediyorlarsa dervişler. Misafir de onlara uymuş, onlarla beraber. Pek anlamıyor ama. Uydum kalabalığa hesabı. O da onlar ne derse zikir yapıyor misafirde. Derken dervişler harbreft, harbreft, harbreft diye zikre devam ediyorlar. O da dalmış onlarla böyle harbreft diye misafirde söylüyor. Neyse işte yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar. İşte kahvaltı bilmem ne. Diyor ki misafir peki diyor benim yolum uzun, bana müsaade. İyi diyorlar. Gidiyor ahıra bakıyor ki eşek yok. Basıyor feryadı. Kim çaldı benim eşeğimi falan. Dervişler diyorlar ki akşam zikirde bizden çok bağırıyordun. Harbreft diye. Şimdi niye soruyorsun eşeğini? Ben diyor bilmiyorum ki harbreft ne demek. Siz öyle zikir yapıyordunuz. Ben de size uydum. Zikir diye söyledim. Diyorlar ki har eşek demektir. Breft gitti demektir. Daha doğrusu reft gitti. Bezait. Eşek gitti. Akşam bizden çok bağırıyordun zikirde. Şimdi niye soruyorsun eşeğini? Yani ne demek istiyor Mevlana Mesnevi'de bu hikayeyle? Zikir yaparsan, yapıyorsan manasını bilerek yap. La ilahe illallah diyorsan manasını bilerek yap. Subhanallah diyorsan, elhamdülillah diyorsan, Allahu Ekber diyorsan manasını bil, tefekkür et. Uydum kalabalığa deyip yapma. O laklakayı zeban olur, dilin nakırtısı. Manasını anlamıyor, bilmiyor. İşte uydum kalabalığa. Kur'an okuyorsak manasını düşünerek, namaz kılıyorsak ne yaptığımızı bilerek, zikir okuyorsak keza. Tamam mı? Şimdi şu şeyleri bitirelim, ondan sonra dersi son veririz.
maddeleri bitirelim. Zinihar, eşeğin eğeri. İzafeti tahsisi, eşeğe mahsus olan eğer anlamında. 3. İzafeti beyani, açıklayıcı izafet. Muzafun ile, yani ikinci kelime, muzafın birinci kelimenin çeşit veya cinsini bildirdiği izafetlerdir. Ruzi, cuma, cuma günü. Tek başına ruz desek gün. Hangi gün belli değil. Ruzi, cuma, cuma günü. Yani cumanın günü demiyoruz, cuma günü. Cuma kelimesi günün hangi gün olduğunu bize açıklıyor, beyan ediyor. Onun için buna izafeti beyan demişiz. Drahtı siyip, elma ağacı. Draht tek başına ağaç demek. Ama ne ağacı belli değil. Drahtı siyip, elmanın ağacı değil de elma ağacı işte. Belirtisi isim tanımlaması gibi oluyor. Ama siyip, yani elma kelimesi ağacın türünü beyan ettiği için, açıkladığı için buna izafeti beyani demişiz. 4. İzafeti teşbihi, benzetme anlamındaki isim tanımlaması. Manalarında benzetme bulunan izafetlerdir. Kadi serv, servi boylu. Kad demek boy. Kadi serv, servi gibi boy demektir. Yani gibi anlamında. Teşbih demek gibi. Benzer. Serviye benzer, servi gibi uzun boylu demektir. Lebi lal, yakut dudak. Yakut kırmızı bir mücevher değil mi? Lebi lal, yakut dudak. Yani yakut gibi kırmızı dudak demektir. Tiri mujgan, tir demek ok. Mujgan demek kirpikler. Yani işte ok gibi kirpik yani. Ok gibi kirpik. Uzun kirpik demek istiyor yani. Uzun kirpik demek istiyor. 5. İzafeti istiari, içinde istiare yani mecaz olan tamlamalardır. Muzafın, yani birinci kelimenin kendi manası dışında kullanıldığı izafetlerdir. Mesela guşi hüş, akıl kulağı. Guş kulak, hüş akıl. Guşi hüş akıl kulağı veya aklın kulağı. Akıl, aklın kulağı olur mu? Olmaz. Yani akıl kulağıyla dinle demek, işte iyi dinle mesela anlamında. Desti rüzgar. Dest demek el. Rüzgar demek zaman. Zamanın eli. Desti rüzgar. Zamanın eli. Şimdi zaman eli olur mu? Olmaz. Zamanın eli beni yaşlandırdı ne demek? Yani zamanın geçmesi veya kader beni yaşlandırdı gibi. Gerçek anlamı dışında. Oradaki el gerçek anlamı değil. Mecaz, istiare var. Evet, burada nida haline gelmişiz. Madem orada kalalım, sayfa 13'te nida hali, sonra olumsuzluk ekleri, ardından ismi fail konusu, haftaya oradan devam ederiz inşallah.